Konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Divan, çok değerli bakanım, derneğimizin genel başkanı, TÜRMOB'umuzun çok değerli genel sekreteri, odamızın kurullarında çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarım, dernekte görev alan çok değerli arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım, sizleri İstanbul odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zor bir dönem, ben de aramızdan ayrılan arkadaşları saygıyla anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle dernek genel merkez yöneticilerine, genel başkana teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık ayın 8'inden beri sahadalar. Tüm zamanlarını bu işe ayırıyorlar. Gönüllü örgütlenmeler, şubelerimizde görevde olan arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürüm sizlere, meslek mensuplarına. Aslında bu teşekkürü benim yapmam gerekmiyor. Bu teşekkürde bana sıra gelmemesi gerekiyor. Zor bir dönemden geçtik. Pandemi dönemi. Pandemi dönemi devam ediyor. Bu süreçte sağlıkçılara minnettarız. Her yerde teşekkür ediyoruz. Fakat sağlıkçılardan sonra teşekkür edilmesi gereken bir meslek grubu daha var. O da biziz. Bu ülkede şartlar dönüyorsa, işletmeler hayattaysa, milyonlarca işçi o pandemi döneminde evine ekmek parası götürdülerse, bunun altında bizim imzamız var. Mütevazı olmamız gerekmiyor. Heykelimizin dikilmesini falan da beklemiyoruz ama hiç olmazsa biraz daha bize karşı hassas olabilirler. Sorunlarımızda bize yardımcı olabilirler. Taleplerimizi dikkate alabilirler. Bunun niye olmadığını da biz açıkçası biliyoruz. Bizler dernekler, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleriyiz. Sivil toplum örgütleri bizim gibi ülkelerde demokrasinin kılcal damarlarıdır. Siyasette hangi anlayış olursa olsun toplumun çıkarları adına, hukuk adına, demokrasi adına sivil toplum örgütleri iktidarın doğal muhalefetidir. İktidarların bu doğal muhalefetten faydalanması gerekiyor. Doğal muhalefetten iktidara, ülkeye zarar gelmez. Ekonomi gelişir, hukuk gelişir, siyaset gelişir, demokrasi gelişir. Fakat maalesef bizde öyle değil. Bizde kim ki demokrasi vaat ederek geliyorsa, bugünkü iktidar gibi, kendi geldiğinde diyor ki, artık ben geldim, başkasına ihtiyaç yok. Size ihtiyaç yok diyor. Bunun altında bu anlayış yatıyor. Bu anlayış yatıyor. Tüm bu anlayışa rağmen biz, kim ne derse desin, mesleğimizi de, meslektaşımızı da, ülkemizi de çok seviyoruz. Yine aynı şekilde fedakarlık yapmaya, sorumluluk üstlenmeye hep birlikte bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Burada mesleğimiz açısından temel sıkıntı şu. Doğrudur, mesleğimizin sorunları var. Bu sorunları yaratan biz miyiz? Biz meslektaşlar değiliz. Ülkenin koşullarından ve ülkedeki yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Aslında sorunların çözüm yeri de biz değiliz. Bizim görevimiz çözüm üretmek, köprü olmak. Bunu sorunların esas yeri olan parlamentoya, yukarı makamlara iletmek. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz elimizden gelen ama maalesef sorunlarımız bir türlü çözülmüyor. Bizi bir noktaya getirmek istiyorlar. Zaman zaman diyorlar ki anlayışınızı değiştirin, bizim gibi düşünün, biz de sorunlarınızı çözelim diyorlar. Dikkat ederseniz meslek mücadelesinde de ana muhalefet grubunun zaman zaman dile getirdiği söylem bu. Biz asla bugüne kadar bu tuzağa düşmedik. Bundan sonra da düşmeyeceğiz. Evet, meslek, meslektaş bizim ortak paydamız. Ama onun önünde bizim ortak değerlerimiz var.
demokrasi var, cumhuriyet var, hukuk var, kadın hakları gibi bizim temel değerlerimiz var. Bu temel değerlerden vazgeçme pahasına bizim bu tarafta teslim olmamız mümkün değil. Bunu herkes böyle bilsin değerli meslektaşlarım. Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da mücadele edeceğiz. Bu salondakilerin ortak bir özelliği var. Zaman zaman görüş farklılıklarımız olabilir mesleki konuda. Ayrı ayrı gruplarda da yarışabiliriz. Ama temel değerler konusunda bizim görüşlerimiz ortak. Bir başka ortak görüşümüz daha var. Biz yıllardır meslek yasamız çıkmadan önce de hepimiz büyük çoğunluğumuz bugünkü gençlerle birlikte demokrasi mücadelesinden gelen insanlarız. Hepimiz mesleki düşüncelerimiz ne olursa olsun hepimiz bu odaları kuran, meslek yasasını çıkaran, mesleğin bu noktaya gelmesinde ciddi katkı sunan arkadaşlarız. Neresinde bulunursak bulunalım meslek mücadelesinde. Birçok yerde söyledim, bu ağacı bu noktaya biz getirdik, biz yeşerttik. Ağaç dikenler ağaç kesmezler. Konumları ne olursa olsun mesleğe zarar vermezler. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte mesleki anlayışlarımız ne olursa olsun bu yolda omuz omuza hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli noktası tabii ki gönüllü örgütlenmeler. Gönüllü örgütlenmeler kolay değildir. Ben tüm pandemiye rağmen bu salonda, bu saatte, bu ışığında, bu salonu dolduran sizlere çok teşekkür ediyorum. Şişli Şubesi'nde emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Oda Başkanımız Yücel Akdemir'e konuşması için teşekkür ediyorum.